Merhaba, burası benim çalışma odam ve size bugün en sevdiğim renklerden bahsetmek istiyorum. En çok kullandığım renkleri size tanıtmak istiyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle benim en favori renklerimden bir tanesi Ultramarine Blue. Bu bendeki Pebeo'nun boyası. Pebeo'nun kalitesi için orta düzeyde diyebiliriz. İkinci göstermek istediğim rengim Titanium White. Bir tane daha beyaz renk vardı bende ama bu benim zaman içerisinde daha çok kullandığım bir renge dönüştü. Üçüncü favori rengim Crimson. Kırmızıların içinde koşulsuz tek geçerim bu rengi. Crimson bence kırmızının en güzel tonu. Crimson'la yapılan pembeler de daha şeftali tonlarında oluyor. Crimson'la yapılan bütün tonlamalar diğer kırmızılara göre daha çarpıcı oluyor. Çarpıcı bir kırmızıya dönüşüyor. Bende 4 farklı kırmızı renk var. Size onları da göstereyim. Bir tanesi en çok kullanılan Scarlet. Scarlet'i ben ilk başladığım zamanlarda çok kullanıyordum. Yağlı boyaya ilk başladığım zamanlarda Scarlet'i çok kullanıyordum. Ama sonra Crimson beni ele geçirdi. Bende yeni aldığım bir kırmızı Cut Red Hue diye geçiyor. Pek beğenmedim. Bunu aldım ama birkaç kere denedim. Böyle daha çamur rengine dönüşüyor sanki. Çok hoşuma gitmedi benim. Crimson'dan sonra favorilerimden bir diğeri de bu kırmızı Magenta. Magenta morumsu bir kırmızı. Benim için 1 numara Crimson, 2 numara Magenta, 3 numara Scarlet ve 4 numarada da bu kadmiyum olan kırmızı diyebiliriz. Böyle kırmızılar. En çok kullandığım bir diğer renk Burnt Umber. Böyle okunuyordur herhalde, Burnt Umber diye. Bu rengi doğrudan çok kullanmıyorum. Yani Burnt Umber'ı alıp bir yerlere sürmüyorum haliyle. Kahverengi zaten normalde de çok sevmem. Ama Burnt Umber'la yapılan bütün koyu renkler, siyaha yakın, griye yakın tonlar acayip güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer gri yapacaksanız mesela Burnt Umber'la Ultramarine Blue'yu karıştırıp birazcık da beyaz ekleyip içine çok tatlı bir gri oluşturabilirsiniz. Bir diğer favori rengim Yellow Urch. Yellow Urch aslında ten renkleri için çok kullanılıyor sanırım. Ben çok kullanıyorum Yellow Urch'ü gerçekten. Mesela birazcık kırmızı, birazcık bundan karıştırıp biraz da beyaz koyduğunuzda ve çok tatlı şeftali tonlarında renkler oluşuyor. Yine bununla gri renk tonları da yapabiliyorsunuz. Kahverengi tonlarıyla karıştırarak. Sarının kahveye yakını. Bir de ben bu rengi en çok kır manzarası çizdiğimde kırdaki o yolları ya da kırdaki o evlerin çatılarını ve evleri boyamak için çok kullanıyorum. Yellow Urch'ü gerçekten çok seviyorum. Evet, bir diğer en çok kullandığım ve sevdiğim renklerden bir tanesi Orange Red. Orange Red, bakın arkada da gördüğünüz işte o gökyüzündeki turunculukları görüyorsunuz değil mi? Onları yaptığımız renk tonu bu. Bunu başka renklerden de elde edebilirsiniz elbette ki ama ben Orange Red'i aldığımdan beri sürekli kullanıyorum. Bunu elde etmeye çalışmıyorum. Çok seviyorum bu rengi. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu arada bakın bunlar Bitpoint'in. Bitpoint ile PBO sanırım aşağı yukarı aynı seviyede. Bir diğer çok kullandığım renk bu değil. Bu da değil. Burada. Yellow Light. Şimdi bende çok fazla sarı tonu var. Sarı tonlarını da çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Ben kır manzarası, çim, ağaç çok çizdiğim için böyle şeylere genelde sarının bir sürü tonunu kullanıyorum. Bakın bende olan sarıları size göstereyim. Allah, bir sürü elime sığmayacak. Benim sarının tonları diye aldığım renkler bunlar. Hepsini tek tek bakalım. İki tane yellow galiba var. Bu yellow light. İçlerinde bunlara göre daha sık kullandığım yellow light. Bakın Yellow Mid var. Yellow Mid, Yellow Light'a göre biraz daha yeşilimsi, daha turuncumsu, daha sıcak bir renk. Öyle söyleyebilirim. Cadmium Yellow Hue diye geçiyor. Bu deminki Cadmium Red Hue'nun Yellow versiyonu. Bu da yine turuncuya yakın sıcak bir renk. Bunu seviyorum. Güzel, öbür kırmızı gibi değil. Yellow Light aynıymış. Yellow Deep benim kesinlikle favori sarılarımdan bir tanesi.
Yine böyle turuncu tonlarında, şu gökyüzünde kullandığımız tonlarda. Bir de içlerinde en bilineni lemon yellow. Lemon yellow herhalde böyle okunuyordur, limon sarısı. Bu da eğer beyazla karıştırırsanız çok parlak, böyle güzel tatlı bir renk oluşturuyor. Mesela arkadaki yine güneşin o beyaz kısmının içine azıcık bundan kattığınızda çok tatlı bir sarı oluşturuyor. Mesela şimdi bir sonraki favori rengime geçersek, tabii ki yeşil. Size yeşillerimi göstereyim. Bakın yeşiller içerisinde en çok kullandığım bu. Bunun adı Yellow Green Light. Tam çim yeşili, çimen yeşili. Çimen yapmak istediğimde genellikle bunu kullanıyorum. Buna biraz bazen sarı katıyorum. Daha da güzel oluyor. Ondan sonra en çok kullandığım ikinci yeşil tonu sanırım bu Deep Green diye geçiyor. Deep Green daha koyu, ağacın mesela daha gölge yerlerini çizmek için kullandığım bir yeşil. Ben genelde o şekilde kullanıyorum. Mesela Deep Green'e biraz Ultramarine Blue katıp böyle çok çok koyu bir yeşil elde ediyorum. Çok güzel oluyor. Bir sonraki yine bunu okumayı bilmiyorum. Pıhotolo Green. Şöyle göstereyim. Telaffuzumu tam bilemedim. Bu Deep Green'in daha da koyusu. Elimdeki en koyu yeşil sanırım bu. Bunu çok kullanmıyorum açıkçası. Bunun tonu daha lacivertimsi bir yeşile dönüyor ve ben o rengi çok sevmiyorum. O yüzden de çok kullanmıyorum. Yeşil de yine çok kullandığım bir renk. Sap Green. Sap Green içinde nasıl tarif etsem, böyle yosun yeşili gibi. Daha hafif bir yeşil tonu. Diğer mesela Deep Green koyu, keskin bir yeşilken Sap Green daha hafif, daha böyle ağacın yapraklarına uygun bir ton. Umarım anlatabilmişimdir. Elimizi vurmuşken o zaman bir de mavileri anlatalım. Mavi tonlarımı göstereyim. Mavi de az önce gösterdim. En çok kullandığım tabii ki ultramarin. Resim yapmaya ilk başladığımda çok fazla video izliyordum ve izlediğim videolarda genelde ultramarin kullanıyordu. O zaman çok mantıklı bulmuyordum. Niye sürekli aynı rengi kullanıyorlar diye. Ama sonra alışınca ultramarine gerçekten başka maviye dönemiyorsunuz. Çok tatlı bir renk. Morumsu bir mavi diyebiliriz. Gökyüzünü boyamak için kullanabileceğiniz. Onun dışında mavi tonlarında kullandığım ikinci renk Cerulean Blue. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Öyle bir şey. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha yeşilimsi bir mavi. Bakın yine arkada görüyorsunuz denizin rengi. Bu tonlarla yapmışım. Bu maviyi genelde deniz çizmek için kullanıyorum. Ya da böyle yeşilimsi maviye ihtiyacım olduğunda kullanıyorum. Çok da tatlı bir renk oluyor. Onun dışında biraz daha yeşil değil de morumsu bir mavi kullanmak istiyorsam, mesela bazen mor dağlar ya da mavi dağlar çizmek istediğimde ya da gökyüzünde mor tonları istediğimde genellikle bunu kullanıyorum. Bunun adı da Cobalt Blue. Blue. Umarım doğru söylüyorum. Bir de şu son, artık bitirmişim. Bunu da çok kullandım. Çok da seviyorum. Sky Blue diye geçiyor. Çok 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 açık, tatlı bir mavi tonu. Gökyüzünün böyle çok açık, böyle hafif beyazımsı, hafif mavimsi olduğu günleri bilirsiniz. Onları yapmak istiyorsanız işte sizin renginiz Sky Blue. Elimdeki renkleri biraz anlattım. Aslında daha başka renkler de var. Bir de kapatmadan söylemek istediğim son en sevdiğim renklerden biri Burnt Sienna. Bunu söylemeyi unuttum. Çünkü bunlar benim kahve tonlarım. Bu üçü. Kahve tonları için bunu kullanıyorum. Biraz önce anlattım. Burnt Amber, Yellow Ork ya da Orch, bilmiyorum. Bir de Burnt Sienna. Burnt Sienna biraz daha böyle vişne çürüğü renginde. Hafif kırmızımsı, tatlımsı, tatlı bir renk. Vişne çürüğün rengi sanırım güzel bir açıklama oldu. Ona benziyor. Böyle yine kır resimleri çizdiğim zaman genellikle bu ikisini yollarda çok kullanıyorum. Mesela taşların üzerindeki gölgeleri falan bununla yapmayı çok seviyorum. Bir de saç renklerinde, saç tonlarında
Bu rengi kullanmayı çok seviyorum. Çok yakışıyor bence. Ten renklerinde de yine ten rengi yapacağım zaman biraz buna böyle beyaz katıp çok tatlı, biraz da işte kahve tonları katıp çok tatlı ten renkleri elde edebiliyorum. Böyle. Size en çok kullandığım renkleri anlatmak istedim. Kendi elimde olanları. Bunlar benim kendi deneyimlerimle ulaştığım sonuçlar. Hiçbiri bilimsel bir sonuç değil. Ben zaten fizik öğretmeniyim, ressam değilim. Sadece kendim 6 senedir resim yapıyorum. Hatta 6 bitti 7 senedir resim yapıyorum ve sürekli yaptığım için kullana kullana bir noktadan sonra kendime bir palet oluşturdum. En çok kullandığım renkleri tekrar tekrar alıyorum artık. Kullanmadıklarımı almıyorum. Böyle bir sonuca vardım renklerle ilgili. Eğer anlattıklarımı faydalı bulduysanız, işinize yararsa ne mutlu bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.